İnsanlara küfür etme, hakaret etme, şantaj yapma, tehdit etme. Değerli arkadaşlarım, satılan yerler katrilyona eder diyor. Marmara ÖSB'de bir dönüm tarla 5 milyonmuş. O el hareketinden sonra söylüyor biliyorsun onu. Ama 30-40 bin liradan vatandaşların yerleri alındı. Onlar ne olacak? Onlar haksızlığa uğradı. Tabii orada Dursun Mirza olsaydı bütün bunlar olmazdı. Bütün bunlar olmazdı. Bakın o biz karşı çıktığımızda hattanelere, yüksek fırınlara, termik santrallere o müsteşar aradı beni. Sanayi Ticaret Bakanlığı müsteşarı. Sen kim oluyorsun dedi. Devlet karar vermiş biz yapacağız dedi. Oradan sen gidersin. Yapanlar gelir dedi. Nitekim öyle oldu. Değerli arkadaşlarım, demin soruldu soru. Ozan'ın vurulma meselesi. Soruyor şimdi cemaat basın toplantısında. Talip Yıldız diyor. Ozan'dan başka bir vurulan var mı diyor. Talip Yıldız'a soruyor. Tabi Bozacı'nın şahidi Şıracı. Şahit Talip Yıldız. Evet değerli arkadaşlarım. Demin söyledim. İşte amcayı vuracaklarmış diyor. Evet ben de soruyorum. Nereden biliyorsun? Çok terbiyesizce bir itham, çirkefçe bir hedef gösterme. Geri adım yok asla, bir santim geri adım yok. Stadyum devletin işiymiş, herkesin işiymiş, 5 binliklere işlenirmiş, 15 yıldan beri niye işlemediniz diyor. Ya arkadaşlar, 5 binlikleri kim yapıyor? Büyükşehir. Kim işleyecek stadyum yerine şeye, 5 binliklere? Büyükşehir işçi. Spor kompleksi olarak yer belirlediniz mi diyor. Binanı işlettiniz mi diyor. Soruyor. Ya mimarlardan daha çok biliyor. Cevabetim ben. Her şeyi. Bir de diyor ki takmışlar diyor 5 binliklere diyor. 2 yılda yapılır diye bir şey yok diyor. Dinleyin mi diyorlar. Ben oradan aldım. Ormanla diyor tarım uygun görmemiş diyor. Yani sallıyor gidiyor. Allah'ın adamı 100 binlikleri kim yapar? 5 binlikleri kim yapar? Plana kim işler? Sordum. Bakın biz kapalı salon için yer verdik. Siz diyor yer verdiniz mi? Sedat Başkan'ın döneminde Kurban Pazarı'nın yerinde kapalı spor salonu yapılmak üzere yer verdik Spor Bakanlığı'na. Ama şerhli verdik. Nasıl? Önceki kültür merkezinin yeri gibi olmasın diye. Kültür merkezinin yeri Durgut Bey zamanında verildi. O zaman Durgut Bey verdi Kültür Bakanlığı'na şerh koymadı. Şu kadar zamanda yapmak şartıyla demedi. Onun için geri alamadık bir daha verdiğimiz yeri. Kültür merkezi de bitmedi. Ondan da utanmıyorlar. Kaç senedir o kültür merkezi bitmedi. Ondan da utanmıyorlar. Biz kapalı spor salonu için yer verdik. 3 yılda başlamak, 3 yılda bitirmek kaydıyla. 3 yılda başlamadılar, 3 yılda da bitirmediler. Ben geldim yeri geri aldım. Eğer şerhsiz verseydik gidecekti. Peki, size güzel bir cevap şu anda. Bandırma sevdalısı Cemal Bey. Bandırma'ya yapılacak kapalı spor salonu manyasa kaydırdı mı? Evet. O gün Bandırma'ya tahsis edilecek kapalı spor salonu yatırımını manyasa kaydırdığını manyastaki muhtarlar toplantısında söyledi. Benim de amcaoğlum Çamlıköy muhtarıydı. Daha toplantıdayken bana açtı telefonla dedi ki bak dedi burada Bandırma'ya hizmet etmek içinden gelmiyor. Onun için Bandırma'ya tahsis edilen kapalı spor salonunu manyasa kaydırdım diyor dedi. Soruyorum tekrar huzurlarınızda Bandırma sevdalısı Cemal Usta'yla. Bandırma'ya yapılacak kapalı spor salonunu manyasa kaydırdı mı? Kaydırdı. Kaydırdı değil mi? Kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor. Evet. Kaydırdı. Ben de dinledim yani. Sen de dinledin.
Ramazan hocam, bana burada her şeyi söylüyorsun, orada karşısına çıkınca benzinlik senin mi diye soramıyorsun. Soramıyorsun. Evet. Ben konuşacağım diye onu kopuyor. Nasıl tutacağını şey. Evet. İşte kültür sitesini söyledim. Sonra o yeri biz geri aldık. Geri almasaydık o da gidecekti. Bandırma spor icralar falan diyor. Bir de diyor ki ben diyor belaltı yapmak istemiyorum. Bir de arada belaltı. Yapıyor belaltını. Gerçek dışı ithamlarda, suçlamalarda bulunuyor. Bir de diyor ki ben belaltı yapmıyorum. Bandırma spor icralar işte bilmem ne. Erhan Bey'i kastediyor. Bakın arkadaşlar, biz 3 yıl bandırma spora hizmet ettik. Mehmet Kılkışlı getirdi anahtarı bıraktı. Yapma kardeşim, biz sana daha çok destek olacağız dedik. Hayır. İş adamlarıyla toplantı yaptık. Kimse almadı. Göksel'e de teklif ettik. Efendim Ahmet Edirne'ye de teklif ettik. Tolga Tosun'a da teklif ettik. Metin Yalçınkaya da Murat Erçin'e de teklif ettik. Kimse almadı. Kaldı üstümüzde. Ben de dedim ki Erhan Bey, Bandırma Spor Başkanı senin olman lazım. Başkanım ne olur beni. Ayrıca milliyetçilik 6 oktan bizim partimizin ilkelerinden bir tanesi. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Size soruyorum, milliyetçi adam Çin'den granit ithal eder mi? Hani diyor ya, benim yaptıklarımı tahmin edemiyorlar. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çin granitlerini kim getirdi arkadaşlar? Kim getirdi? Milliyetçi Cemal Özdağ'dan getirdi. Dövizimizi arkadaşlar, Bandırma'da, Türkiye'de granit mi yok? Kapıda granit kaynıyor. Saraydan mermer kaynıyor. O Cumhuriyet Meydanı'nda kırık dökük olmasından ben büyük üzüntü duyuyorum. Cemal'in ağzına laf veriyoruz. Pazar yerine akıyor olmasından, o büyük tesisin mundar gösterilmesinden üzüntü duyuyorum. 2-3 yer akıyor. Ya bu kadar zor mu bu tamir etmek? Oradaki şeyleri değiştirmek bu kadar zor mu? Bizim dönemimizde o Çin granitleri kırılmıyor muydu? Çatır çatır kuruluyordu, incecik. 2 günde bir, 5 günde bir, 10 günde bir tamir ediyorduk. Ağzına laf veriyor. Kimse merak etmesin. O Cumhuriyet Meydanı'na hemen geldiğimiz gibi yapacağız. Sevgi yoluyla beraber yapacağız. Çin'den de granit geçirmeyeceğiz. Kapıda granitiyle yapacağız. Saraylar mermeriyle yapacağız. Bana mesaj, benim aday olacağımı düşünüyor. Sonra tabii Tolga'nın aday olacağı haberi geliyor. Bu sefer tabii Mehmet Doğan, biliyorsunuz Mehmet Doğan istemiyordu Malatyalı diye. Karşısına başka aday çıkarmışlardı. Dolayısıyla kendisi aday olmaya karar verdi. Tabii Efkan Ağlar'la da Ala'yla da yakın ilişkileri olduğu için sürekli kulis yaptı. Eskiden beri kulis yapıyor. İstemiyorum, yan cebime koyun diyor. Ama aday olmak istiyor. Tolga'nın aday olacağını düşünerek aday oldu. Ama tabii o aday olduğu zaman ben de bir mesaj çekmişim ona. 4 Şubat'ta o bana mesaj çektiği için 4 Şubat'ta bakın. Ben 12 Şubat'ta aday oldum. Ben de adaylığını hayırlı olsun diyorum. Centilmence bir hizmet yarışı olmasını temenni ediyorum diyorum. Adaylığın hayırlı olsun. Centilmence bir yarış olmasını, centilmence bir hizmet yarışı olmasını temenni ediyorum diyorum. O da bana cevap veriyor. Dursun, teşekkür ederim. Muhakkak öyle olacaktır. Başarılar dilerim. Allah'a emanet ol, sağlıcakla kal diyor bana. Şimdi o aday oldu. Henüz adayımız açıklanmadı. Tolga'nın olmasını bekliyor. Ama birdenbire ben aday olunca her şey değişti. Bakın arkadaşlar. Cemal Öztay'dan sonuna kadar adaylığı kovaladı. 2004'te aday oldu, seçildi. Sonra 2009'da Recep Şekerci'yi aday yaptı, akrabasını. Erdek'te de Hüseyin Aysan'ı yaptı, o da akrabası biliyorsunuz. 2014'te Recep Şekerci, 2019'da benim aday olacağımı düşünerek yine aday olmadı, gösterileceğimi.
Fakat ben aday gösterilmedim. Alposancı aday gösterdi. Alposancı da o istemiyordu. Cami bahçesinde, yanında şahitler var. Bir cenazede ben aday gösterilmemişim. Tolga aday, Alposancı aday bana geldi dedi ki, hem dedi kendini yaktın hem beni yaktın dedi. Neden dedi? Senin aday olmayacağını bilseydim dedi. Ben bunlara dedi Tolga'yla Alp Bostancı'yı gösterip kalabalık bir cenazeydi. Bunlara dedi bırakmazdım dedi. O zaman da aday olmayı düşünüyordum. Hazırlanıyor, aday oluyor derken Cemal geldi. Efkan Ala'dan formülde olarak geldi. Evet. Yani herkes biliyor. Beni itham ediyor bir de. Gidin diyor Tolga'ya sorun diyor. Nasıl diyor aday oldu. Beni halk aday yaptı. Değerli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, evet devam edeyim. Şimdi bir de şunları söylüyordu. Bazı esnaf arkadaşlarımıza, benimle beraber gezen, isterseniz sonra ismini de veririm. Sen niye dursun yüzlerle geziyor diye insanları tehdit etti. Zaten o aday gösterilmeyecek. Tolga gösterilecek dedi. O arkadaşın da ismi bizde. Evet, yani Mehmet Doğan da harcanmış oldu. Şimdi AK Parti'ye destek veren insan, birçok insan beni bizzat arıyor, geliyor, konuşuyor, diyorlar ki biz seni destekliyoruz. Yeter artık. Bu cemalden bıktık diyorlar. Eze eze yenki, çok farklı yenki bir daha insan içine bile çıkamasın diyorlar. Bunu AK Partililer söylüyor, isim de verebilirim. Benim otelim yok diyor. Beni ima ediyor. Şami söyle diyor hatırlıyorsanız. Hani üniversitede Mikrofon TV'nin söyleşisine katıldık ya. Orada tesadüfen, gerçekten tesadüfen Abhazya'da oturan, buraya gelmiş olan, o toplantıya da katılan Şami diye bir arkadaşımız denk geldi. Ben orada tanıştım çocukla. Bana bu Abhazya Oteli sorulduğunda o da söz aldı. Ben olmadığını söyledim. O da söz aldı. Ben de Abhazya'da yaşıyorum. Orada dedi Süreyya Hanım'ın küçük bir lokantası var. Onun dışında ne başkanın ne kimin hiçbir şey yok dedi. Daha önce biliyorsunuz festivalde Abhazya'dan gelen milletvekillerine sormuştu bazı arkadaşlar. Başkanın Abhazya'da oteli var mı diyor. Onlar da olmadığını söylemişler. Yok arkadaşlar. Vallahi de yok, billahi de yok. Daha ne diyeyim ya? Hala adam otel iması yapıyor. Ne yazık ki. Geçen de ayrıca milliyetçilik altı oktan bizim partimizin ilkelerinden bir tanesi. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Size soruyorum, milliyetçi adam Çin'den granit ithal eder mi? Hani diyor ya, benim yaptıklarımı tamir edemiyorlar. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çin granitlerini kim getirdi arkadaşlar? Kim getirdi? Milliyetçi Cemal Özdağ'dan getirdi. Dövizimizi, arkadaşlar Bandırma'da, Türkiye'de granit mi yok? Kapıda granit kaynıyor. Saraydan mermer kaynıyor. O Cumhuriyet Meydanı'nda kırık dökük olmasından ben büyük üzüntü duyuyorum. Cemal'in ağzına laf veriyoruz. Pazar yerinin akıyor olmasından, o büyük tesisin mundar gösterilmesinden üzüntü duyuyorum. 2-3 yer akıyor. Ya bu kadar zor mu bu tamir etmek? Oradaki şeyleri değiştirmek bu kadar zor mu? Bizim dönemimizde o Çin granitleri kırılmıyor muydu? Çatır çatır kuruluyordu, incecik. 2 günde bir, 5 günde bir, 10 günde bir tamir ediyorduk. Ağzına laf veriyor. Kimse merak etmesin. O Cumhuriyet Meydanı'na hemen geldiğimiz gibi yapacağız. Sevgi yoluyla beraber yapacağız. Çin'den de granit geçirmeyeceğiz. Kapıdağ granitiyle yapacağız. Saraylarından da yapacağız.